an biz Hazreti Ali'nin türbesine doğru gidiyoruz. Forma. İşlenmemiş hali. Merselam. Sanırım kakule var burada. Merhaba hemseferlerim, kanalıma hoş geldiniz. Ben şu an Irak'ta Necef şehrindeyim. Samsun'da üniversite okuyan Iraklı Necefli takipçim Muhammed Mehdi bana Necef'te benim ailemin yanında kalabilirsiniz dedi. Bizi davet ettiler. Şu an erkek kardeşinin evinde kalıyoruz. Iraklılar çok misafirperverler. Bilmiyorum bunu size nasıl gösterebilirim ama yani normal bir misafirperverlik değil bu. Bizi dün akşam lüks bir restorana götürdüler. Yani biz sadece şavurma sipariş verdik. Onlar bir sürü şey sipariş verdiler. Mezeler vesaire ve hiçbir şekilde de elimizi cebimize attırmıyorlar. Yani artık biz mahcup oluyoruz o derece. Sonrasında kaç türlü tatlılar önümüze koydular. Diyoruz ki bu kadar zahmete gerek yok, gerçekten gerek yok diyoruz. Ama yok diyorlar, siz bizim misafirimizsiniz diyorlar. Yani Arapların bu misafirperverliği karşısında gerçekten mahcup oluyoruz. Yani İran'dan sonra Irak'a olan ön yargıyı da sanırım artık kırmış olacağız. Gerçekten ön yargısı olanların ön yargısının kırılacağına eminim. Yani yok böyle misafirperverlik. Ve ben Irak'tayken özellikle Türkiye'den geldiğimi anladıklarında öyle güzel tepkiler aldım ki size anlatamam. Zaten buradaki askerler, polisler Türkiye'den olduğumu duyunca daha da çok sıcakkanlı davranıyorlar. Size anlatamam yani. Hatta ben size asker diyorum ya, yani normal asker değiller benim gördüğüm kişiler. Yani makamlı olan askerlerden. Ben o kadar şaşırdım ki hiç böyle bir şey beklemiyordum. Çünkü hiçbir ülkenin askeri sivillere normal samimi davranmaz. Hatta kendi vatanında dahi olsa. Çünkü yani askerler çok ciddidir. Bu bir gerçektir. Çok nadirdir sivillere sıcakkanlı davranan asker, jandarma vesaire, büyük makamlı askerler. Vallahi ben şu an şaşkınım. Yani Irak'a karşı çok farklı bir duygusal bağ oluştu bende. Yani devamlı buraya gelmek istediğim bir ülke. O derece. Hele ki Bağdat'ı çok sevdim. Yani Bağdat'ta kendimi çok farklı hissettim. Olursa tekrar Bağdat'a gideceğim. Özellikle Cuma günü Mutanabi Caddesi'ne gitmek istiyorum. Maalesef Cuma gününe ben denk gelmemiştim. Ama denk getirip tekrar gitmek istiyorum. Şimdi Arapların ev kültürüyle alakalı bir şey göstereceğim size. Bakın. Burası misafirlerin girişi, orası ev sahibinin girişi. Araplarda ev mimarileri böyle. Burası direkt misafir odası. Yani kapı ayrı. Tatlılar var, meyveler var. Tulumba tatlısı. Bunun içinde kaymak var. Burada da farklı türde baklavalar var. Eşim de burada. Ne yapıyorsun? Şimdi burası da ev sahibinin evine çıkan oda. Arap kültüründe haremsaremlik çok önemli. Ve ben bu kültürü de çok beğendim. Mesela baktığınızda misafir direkt başka odaya giriyor ya, yani evin içinden geçmiyor. Ve burası devamlı düzenli yani. Birisi ansızın gelse de hiçbir problem olmuyor. Ama mesela ev dağınık olsa biri ansızın geleceği zaman bir de ev toplama işi oluyor ya. Burada artık öyle bir şey olmuyor. Burası zaten devamlı temiz oluyor. Şimdi yemek yiyoruz. Iraklıların yemek sofrası böyle oluyor. Hurma mutlaka oluyor. Meyve de var. Çeşit çeşit meyve var. Bu bamya yemeği. Ma ismi? Bamya. Bamya? Biz de bamya diyoruz. Onlar da bamya diyor. Ma ismi? Semek. Semek. Bu da semek, balık. Tadına bakacağım. Bu da pilav. Burada da sanırım
turşu var. Şimdi balığın tadına bir bakalım. Balık çok lezzetli. Baharat var mı bilmiyorum. Baharat tadı almıyorum ama balığın kendisi sanırım çok lezzetli. Elektrikler gitti. Burada devamlı elektrikler gidiyor. Yani elektrik sisteminde bir sıkıntı var. Hatta yani düşünün, çok lüks bir kafeye gidiyoruz. O kafede bile bir anda elektrik gidiyor. Ama herkes çok normal karşılıyor. Günde sanırım bir 10-15 defa elektrik gidiyor. Yani kaldığım yerde böyle bir şey olmuştu. Tabii her yerde böyle midir bilmiyorum ama Bağdat'tayken yani yaklaşık olarak bir günde hatta 30 defa gittiğini biliyorum. O derece elektrik gidiyor. Hatta Bağdat videomda size gösterdim. Kablolar nasıldı? İç içe geçmişti. Hatırlıyor musunuz? O videoyu buraya bırakıyorum. İzlersiniz. Ma ismi Hobbs. Hobbs. İsmi Hobbs. 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 Ekmeğe Hobbs diyorlar. Böyle ince lavaş gibi. Aynen, lavaş tadı var. Lezzetli bir ekmek. Evinde kaldığım aileden video çekemiyorum. Biraz utangaçlar. Onlara da ısrar etmek istemiyorum. Yani o yüzden şu an kimseyi çekmedim. Şimdi balık yedik. Balık yedikten sonra 7 tane hurma yemeniz lazım dediler. Balığın mizacı soğuk. Hurmanın mizacı sıcak. Onu ayarlaması için yeniyor. Ben de yiyeyim. Bu hurmalar sarı, bunlara rotep diyorlar. Hurmaların ilk hasadı bu. Rotep'ten sonra o kahverengi olan hurmalar oluyor. Bu diğerlerine göre daha değerli, daha pahalı bir hurma. Yedinci hurmamı yiyorum. Zorla yiyorum artık. Hurma yemekten hurmaya benzedim. Şimdi balık yedikten sonra neden 7 tane hurma diye ben çok merak ettim. Bunu sordum. Eğer fazla hurma yenmezse devamlı su içme isteği geliyor, susatıyor dediler. O yüzden hurma yediğinde artık su içme isteğin olmuyor dediler. Tabii bunun da bir felsefesi vardır ama yani ben bilmiyorum. Bilen de zaten mutlaka yorumlarda yazar. Necef'te Hazreti Ali'nin türbesi var. Şimdi Hazreti Ali'nin türbesine doğru gidiyoruz. Fazla trafik vardı. Maalesef karanlığa kaldık. Ama burada ışıklar iyi. O yüzden çekim yapmaya devam edeceğim. Hadi gidelim. Hazreti Ali'nin türbesi şu tarafta. Por eso.
konağa geldi. Samarra'da, Kadımiye'de, Necef'te ve en son olarak da Kerbela'da ziyaret yerleri olduğu için Erbey'in yürüyüşüne gelenler bunların hepsine tek tek gidiyor. Son nokta Kerbela, yani Hazreti Hüseyin'in türbesi. Şu an biz Hazreti Ali'nin türbesine doğru gidiyoruz. Cuma. Selam aleyküm. Buna cumar diyorlar. Sanırım bu hurma ağacının içi. Tadı çok güzel. Hurma. Ben de biraz hurma. Aynen, hurma ağacının gövdesi bu. Yerani. Ne hacetim diyor. Ay çok lezzetliydi. Ben kızı direk sorma ne kadar? Seni direk sorma. Eşim arkamdan gelmiş, ben de onu arayacaktım şimdi. Şimdi türbenin içine girdik. Türbenin bahçesindeyiz. Şimdi içeriye doğru gidiyoruz. Burası şu an çok kalabalık. Vermek istediğim bilgileri buradan çıktıktan sonra vereceğim. Şimdi kadınlar şu taraftan gidiyor, erkekler şu taraftan. Ben içeriye gireceğim. Çekebilirsem de sizin için video çekeceğim. Beni içeri sokmadılar. Hem kameram olduğu için hem de çantam büyük dediler. Şimdi eşimi bekliyorum. Eşime bunları teslim edeyim. Sonra ben içeri gireceğim. Çekebilirsem de telefonla çekim yapacağım.
İzdihamdan çıktım geldim. Böyle bir şey yok. Yani var ya, diyorlar ki burada namaz kılmanın çok büyük bir sevabı var. Namaz kılmakla ben sağlam çıktığıma şükrediyorum. Ay, şimdi Büyük Necef Çarşısı'na geldik. Burada neler satıyorlar size göstermeye çalışacağım. Allah aman be gidip duydum. Kıymet kaçak. Burada mühürler var. Minicik mühürler. Kerbala. Kerbala'ya ne diyor? Kerbela toprağı diyorlar. Ben film olmayayım. Burada Kerbela toprağından tespitler var. Burada Arap kıyafetleri var. Agal. 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 Bunlara agal diyorlarmış. Araplar takıyor ya. Bunlar yazlık, ince. İsmi? Abay. Beşt. Beşt. Çapı. Adı Beşt'miş. Hacı. Burada takkeler var. Hacı, hacı. Habibi. Gidelim oralara da bakalım. Hadi biz. Burada yüzükler var. Bebekşit Farsi beledin. Efendim? İnaç ya. Gidiyor mu Necef? Aaa. Şehad Bey'in bestevendi mi kuşunlar? Bence. Şehad Bey'in bestevendi mi kuşunlar? Bence. Şehad Bey'in bestevendi mi kuşunlar? Doğru Necef bunlar, doğal taş. Bu işlenmemiş hali. 3000 dinara satıyorlar. Ben bunu alacağım şimdi. Doğal taş meraklısıyım. Nerede doğal taş var ben satın alıyorum. Bunlar işlenmiş olanları. Bakın, şeffaf. Şeffaf داره, ترک داره, بعضی ها دور مو هم داره, ولی قیمتش زیاده. نمونه داریم. مثلا آره, بعضی ها دور مثلا نفتی هم هست, ولی قیمتش خیلی گرونه. نمونه هست ببینیم. دور خیلی تنوع داره. اینا همش دوره؟ همش دوره. این مثلا میگن دور خونیه. توش خون داره. این از هر 1,000,000 دونه یه دونه در میاد از این. خیلی کمه. بعدش که مثلا این میگن دور موهی. دور نفتی داره. بعضی هاشون مثلا
که تو آب میشه چی میگین شما نمیدونم بکن تحلوبی میگن اینجا سو داملاسی آره. با اینه گرونترش کدامشه؟ گرونترینشه نفتی نفتی کدامشه؟ دوازده دویست خیلی زیاده قیمتش خیلی تکه چنده؟ برای نشون میده هو هذا غالي يعني هذا نوادر اصلا موجوده هنا از نزدیک بفهم آره این قیمتش چنده اینا مثلا 200 دلار بزرگتر میشه میشه بیشتر این سایز 200 دلار یه سایز الان بهت نشون میدم هذا 200 دلار دور نفتی؟ دور نفتی این 400 دلار. این هم 300 دلار کوچیکه ولی این گنبدا این هم مادن داره مادن خاصی داره نه این از خود زمین تکون میشه کوارتز از خود کوارتز تکون میشه دور میشه ولی هر این دور نفتی شاید هر مثلا یه میلیون دونه بیشتر یه دونه در میاد خیلی کم مرسلام 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 Burada tatlılar da ismi Dehin. Dehin. Hani Seyyid Heyder kartın köşemeyecek. Bu farklı. Sanırım kakule var burada. Tadı güzel. Yani tadına baktı, parasını almadı. Çok ısrar etmesine rağmen parasını almadı. Şükran. Burada kokular var. Çok güzel kokular geliyor. Bu doğal taşların üzerinde dua yazıyor. Doğal taşlar var. Bakın. Selamünaleyküm. Yani işte o, işte olacağım. Ha? İşte olacağım. Şu an vakit kavuştuk işte o. Kovanı işte o. İranlı Türk. Zoyceti Türk. Gülelele. Ziyara makbule inşallah. Şükran. Şükran. Arabi tarif de hiç Arabi? Lala. Kim ha? Arabi, İngilizce.
Bu doğru Necef. Necef doğru. Yani bunun Türkçesini bilmiyorum. Bu Yemen Akiki. Abbas Abadi. Abbas Abadi adı. Onu ilk defa duydum. İn ibare nasrun min Allah ve fethun karib. Adr Necef. Şimdi böyle bir mekana geldik. Waffle yiyeceğiz. Daha fazla. Daha fazla. Allah'u teyir. Allah'u teyir. İsmi? Kirip. 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 Fakat Yunus. La. Fakat Yunus. La boru. Fakat yoruz. Restoran ve kafeye girdiğimiz zaman direkt su getiriyorlar. Yani bunlar ikram mı değil mi bilmiyorum. Direkt masaya su konuyor. Evet, tatlılarımız geldi. Sufle. Waffle. Kambuz. Evet, Arap kahvesi. Tadına bakalım. Tadına bakalım. Evet, şimdi biz eve geldik. Dışarısı çok kalabalıktı, çok ses vardı. Bilgi aktarımı yapamadım. O yüzden evde sakin bir şekilde size bilgileri aktarmaya çalışacağım. Önceden Necef yerleşim yeri değildi. Abbasilerin ilk döneminde burası bahar mevsiminde gezinti mahalliydi. Ve Hazreti Ali'nin kabrinin tam olarak nerede olduğu bilinmiyordu. Bu çok önemli bir konu. Yani Hazreti Ali rivayetlere göre
gece gizlice gömüldü. O yüzden tam olarak kabrinin nerede olduğu bilinmiyordu. Ama rivayetlere göre Şii imamları Ceddi'nin, Hazreti Ali'nin dedelerinin kabrinin nerede olduğunu biliyorlardı. Şimdi Mezar-ı Şerif'te de Hazreti Ali'nin kabri diye bir türbe var. Ama Zerdüştlerin inanışına göre o Hazreti Ali değil, Zerdüştün, yani Zerdüştlerin peygamberinin kabri. Bu bilgiyi de buraya ekleyeyim. Şimdi asıl konumuza gelelim. Kaynaklara göre Abbasi halifesi olan Ebu Cafer el-Mansur, 6. imam olan İmam Sadık'ı yanına çağırtıyor. Ve İmam Sadık şu anki Hazreti Ali'nin kabrinin olduğu yere geldiği zaman gidip boy abdesti alıyor, kıyafetlerini değiştiriyor ve orada Ceddi dedesi için dua ediyor ve toprağa kapanıyor. Bu şekilde Hazreti Ali'nin kabrinin tam olarak nerede olduğu öğreniliyor. Yani bu bilgi yayılmaya başlıyor ve burası yerleşim alanına dönüyor. Hatta Hazreti Ali'nin mübarek başına kılıç vurulduğu yerde Kufe Camii. Kufe Camii de buraya yakın. Ben oraya da gideceğim. Oradan da size görüntüler almaya çalışacağım. Şimdi bir konuya daha değinmek istiyorum. İzdihamı gördünüz. Çok farklı eleştiriler gelecek. Buna eminim. Ama bununla alakalı bir açıklama yapmak istiyorum. Benim empati duygum çok yüksek. O yüzden ben hiç kimseyi eleştirmiyorum. Objektif bakabiliyorum. Yani bu benim empati duygumun yüksek olmasıyla da alakalı. Aa, bu insanlar neden böyle yapıyor diyenler olacak ama şöyle bir şey var. Bu insanlar küçük yaştan, hatta anne karnında Hazreti Ali'nin, Hazreti Hüseyin'in, Hazreti Hasan'ın ve diğer imamların aşkıyla büyütülüyorlar. Onlara o kadar büyük bir sevgi besliyorlar ki onun kabrini görünce kendilerinden geçiyorlar. Bu normal bir şey. Yani eleştiriyorsunuz, hatta belki bu açıklamamı da eleştirebilirsiniz ama bu durumu o şekilde büyümüş insan anlayabilir. Yani ben gördüğüm zaman onların hissettiklerini hissetmeyebilirim. Çünkü ben bu şekilde büyümedim ama onlar o şekilde büyüdü. Ve onlar hakkında tarihte yaşanan olumsuzluklar var ve onlar bu tarihi de biliyorlar. Onların bu mekanlarda kendilerinden geçmesi normal bir durum. Yani yargılanacak bir durum yok. Bir de türbelerde dua ediyorlar diye eleştirenler var. Şimdi dua eğer Allah'a ediliyorsa hiçbir problem yok. Niye diye sorarsanız, o kadar insan o mekana gelip sadece dua ediyor. Hiçbir kötü niyetle gelmiyor. Yani gelip de orada kimse kimseye beddua etmiyor. Kimse kimsenin kötülüğü için dua etmiyor. Sadece o insanlar iyi dualar ediyorlar. Ve iyi duaların edildiği yerlerdeki enerji yüksektir. Yani gereksiz eleştiriye gerek yok aslında. Yani ben gereksiz eleştiriye karşıyım. Ben ön yargısız, objektif birisiyim. Kimseyi benim eleştirmeye hakkım yok ve kimse için hüküm vermeye bile hakkım yok. Bazen biz kendimizi Allah yerine koyuyoruz. Yani hüküm veriyoruz. Biz kimiz? Şirkten bahsediyoruz. Şirkin en büyüğünü yapıyoruz. O kafir, şu şöyle, bu böyle. Biz kimiz? Bu kadar rahat hüküm verilmesi İslam dininde normal değil. Yargılayan Allah'tır. Biz insanlar değiliz. Bunu unutmayalım.